İmam Gazali, Tehafutel Felasife, Filozofların Tutarsızlığı 17. Mesele Mucizelere Dair Alışkanlık eseri olarak sebep diye inanılan şey ile müsebep diye inanılan şey arasını birleştirmek bize göre zaruri değildir. Bilakis her ikisi aynı şeylerdir. Bu o değildir, o da bu değildir. Birinin Olumlanması diğerinin olumlanmasını tazammun etmez. Birinin neyfi olumsuzlaması diğerinin neyfini de o tazammun değildir. Birinin varlığı için diğerinin varlığı zorunlu olmadığı gibi birinin yokluğu diğerinin yokluğu için zorunlu değildir. Susuzluk ve su içmek, doymak ve yemek, yanmak ve ateşe girmek, aydınlık ve güneşin doğması, ölüm ve boynun kesilmesi, şifa ve ilaç içmek İshal ve müsil kullanmak vesaire gibi tıpta, nücum ilminde, astrolojide, sanatlarda, kimyada ve maharetlerde görüldüğü gibi birbirine bitişik şeyler değildirler. Bunların birbirine bitişik oluşu Allah'ın daha önceki takdirinden dolayıdır. Bilakis yemeden topluluğu yaratmak, boynu kesmeden ölümü yaratmak, boynu kesmekle beraber hayatı, devam ettirmek ve daha sonra benzer ardarda arda gelişlerin hepsini Allah'ın gücü yeter. Filozoflar ise bunun mümkün oluşunu reddederek müstahil olduğunu iddia etmişlerdir. Sayılmaktan uzak olan bu konulara atfı nazar etmek uzun olur. Biz bir örnek tayin edelim. Bu da söz gelimi pamuğun ateşe değdiği anda yanması olsun. Biz ateşle pamuk arasında buluşma olduğu halde pamuğun yanmamasını caiz görürüz. Ayrıca pamuğun ateş dokunmadan yanmış bir kül haline dönebileceğini de caiz kabul ederiz. Onlar ise bunun cevazını reddederler. Bu meselede söylenecek sözün üç makamı vardır. Birinci makam, hasım iddia edilir ki yanmanın faili sadece ateştir. Ateş kendi tabiatı itibariyle faildir ihtiyari olarak değil. Dolayısıyla yanmaya elverişli bir yere düştükten sonra onun kendi tabiatında yer etmiş olan yakma fiiline engel olması mümkün değildir. Biz ise bunu inkar etmeyiz. Aksine diyoruz ki pamukta kararmayı yaratarak, cüzilerini ayırarak veya onu yanık kül haline getirerek yanma fiilinin faili Allahu Teala'dır. Bunu ya melekleri vasıtasıyla veya vasıtasız olarak yapar. Ateş ise katı bir maddedir. Onun fiili olmaz. Yanmanın failinin ateş olduğunun delili nedir? Onlara göre ateşin pamuğa değmesi halinde yanmanın meydana geldiğini gözlemekten başka bir delil yoktur. Gözlem o anda yanmanın hasıl olduğuna delalet eder. Ancak bu onunla hasıl olduğuna, yanmanın ateşten başka bir illeti yani nedeni bulunmadığına delalet etmez. Çünkü ruhun ve kuvve-i müdrike ve muharikenin canlıların nutfesinden akıp meydana gelmesi sıcaklık ve soğukluk, kuruluk ve yaşlılık gibi sınırlı tabiatlardan doğmaz. Keza baba nutfeyi annenin rahmine salı vermekle oğlunun faili değildir. Oğlunun hayatının görmesinin ve işitmesinin ayrıca bunun içerisine giren diğer manaların, özelliklerin faili de değildir. Bilindiği gibi bunlar o anda, temas anında vücut bulmaktadır. Ancak bir kimse onunla vücut bulmaktır diyemez. Bilekiz çocuğun vücut bulması evvel Allah tarafından ya vasıtasız veya bu gibi hadis işlere bakan melekler vasıtasıyladır. Saniğin varlığını kabul eden filozofları susturan ve onlarla konuşmayı kesen husus işte budur. Burada ortaya çıkıyor ki bir şeyin yanında var olmak onunla var olmaya delalet etmez. Hatta biz bunu bir misalle açıklayalım. Şöyle ki, anadan doğma körün iki gözünde perde olsa ve gece ile gündüz arasındaki farkı hiç kimseden işitmemiş olsa ve bir gündüz iki gözünün perdesi kalksa Göz kapakları açılsa ve renkleri görse, zanneder ki iki gözünde hasıl olan renklerin şekilleriyle ilgili idrakin faili gözün açılmasıdır. Onun gözü açık ve salim olur da perdesi kalkmış bulunursa, karşısında bulunan şahıs da renkli bulunursa, şüphesiz ki onu görecektir. Görmemesi düşünülemez. Nihayet güneş batıp hava kararınca, o zaman renklerin gözünde intiba etmesini güneşin ışığının sebep olduğunu anlar. Öyleyse hasım, varlığın başlangıcında başka illet ve sebeplerin bulunmasını ve aralarında mülakat yani buluşma hasıl olunca ondan bu hadiselerin meydana gelmiş olmasını nereden kestirebiliyor? Bu sebepler sabittirler, yok olmazlar. Onlar hareket eden cisim değildirler ki yok olsunlar. Eğer yok olup kaybolsaydılar, biz ayrımı fark eder ve anlardık ki gördüğümüzün ötesinde başka sebepler de vardır. Onların aslına kurallarına kıyasla bu çıkışı olmayan bir noktadır. Bunun için onların muhakkikleri ittifak ederler ki cisimler arasındaki buluşma halinde meydana gelen araz ve hadisler ve bir cümle nispet farklılıkları vahip el suver katında meydana gelmektedir. Ve o Vahipel Suver meleklerden bir melektir. Hatta dediler ki renklerin gözde intiba Vahipel Suver tarafından hasıl olmaktadır. Güneşin doğması, sağlam gözbebeği ve renkli cisim ise bu şekilleri kabul etmek için hazırlanmış birer vasıta ve mahaldirler. Onlar bu hususu bütün hadislerde serdetmişlerdir. Böylece ateşin yanmanın faili ekmeğin doymanın faili, ilacın sağlığın faili olduğunu iddia eden ve daha buna benzer sebepleri öne sürenlerin davası batıl olmaktadır. İkinci makam ise bu hadislerin, hadislerin ilkelerinden kaynaklandığını, ancak şekilleri kabul istadının görülen gözlemler sebebiyle hasıl olduğunu söyleyen ve objeleri bu ilkelerden ihtiyar ve istek yoluyla değil, ışığın güneşten süduru gibi lazım ve tabi olarak sadır olduğunu kabul edenlere karşıdır. Onlara göre şekilleri kabul konusundaki tartışma farklı olmuştur. Çünkü kabul istidadı farklıdır. Parlak bir cisim güneşin şualarını alır ve geri çevirir. Böylece onunla başka yer aydınlanır. Çamur ise bunu kabul etmez. Hava güneşin ışığının nüfusunu engellemez. Taş ise engeller. Bazı şeyler güneşte yumuşarken bazı şeyler sertleşir. Bazı şeyler kasabın elbisesi gibi güneşte beyazlaşır. Bazısı da yüzü gibi siyahlaşır. İki birdir ancak netice muhteliftir. Çünkü mahaldeki kabiliyet muhteliftir. Aynı şekilde varlığın ilkeleri kendisinden sadır olan şeylere coşkunca verir. Onun yanında engel yoktur. Cimrilik de yoktur. Kusur alıcılardadır. Durum böyle olunca biz tüm nitelikleri yerinde bir ateş ve bunun yanı sıra birbirinin aynı olan iki pamuk farz edelim. Bunlar bir tek süreçte ateşle karşılaşsınlar. Birinin yanıp diğerinin yanmaması nasıl düşünülebilir? Çünkü burada bir seçme yoktur. Bu anlamda onlar filozoflar. İbrahim peygamberin Allah'ın salat ve selamı onun üzerine olsun. Ateşe düştüğü halde yanmayışını ve ateşin ateş olarak kalışını inkar etmekte. Ve bunun ancak ateşten harareti yok etmekle mümkün olacağını, bu takdirde de ateşin ateş olmaktan çıkacağını ya da İbrahim aleyhisselam'ın zatının değiştirilerek taşa veya ateşin etkili olmayacağı herhangi bir şeye dönüştürülmesi gerektiğini iddia etmektedirler. Onlara göre ne bu ne o mümkündür. Buna iki metot ile cevap verilebilir. Birincisi deriz ki biz ilkelerin ihtiyar ile işlemediğini ve Allahu Teala'nın irade ile iş yapmadığını kabul etmiyoruz. Nitekim alemin hüdusu meselesinde onların iddialarını iptal etmiştik. Pamuğun ateşle karşılaşması anında failin yanma olayını iradesiyle yaptığı sabit olunca Akıl bakımından pamuğun ateşle karşılaşması halinde yanmanın yaratılmaması da mümkündür. Denilirse ki bu çok çirkin muhalleri işlemeye yani kabul etmeye vesile olur. Çünkü müsebeplerin sebepler için lüzumu reddedilirse ve sebebi icat edenin iradesine eklenirse, sonra irade için belirli ve özel bir metot bulunmazsa Hatta onun yani iradenin değişik tür ve yönteminin mümkün olduğu kabul edilirse her birimiz önünde saldırgan canavarların, yanan alevlerin, sarp dağların ve kendini öldürmek için hazırlanmış silahlı düşmanların bulunabileceğini ve onun bunları göremeyeceğini çünkü Allah Teala'nın onu görmeyi hak etmediğini caiz kabul edebiliriz. Evimizde bir kitap bırakanın evine döndüğünde bu kitabın parlak bir oğlana, hareket sabiti akıllı varlığa veya bir hayvan haline dönüşmesine de cevaz verilebilir. Keza evinde bir oğlan bırakıp evine döndüğünde onun köpek haline dönüşmesine cevaz verebilir. Ya da evinde bir kül bırakıp döndüğünde onun bir misk haline dönüşmesine, taşın altın haline, altının taş haline dönüşmesine cevaz verebilir. Kendisine bunlardan sual edildiğinde şu anda evde ne olduğunu bilmiyorum demesi gerekir. Benim bildiğim şey sadece evde bir kitap bırakmış olmaklığımdır. Belki de o şimdi bir at haline dönmüştür. İdrarı ve pisliğiyle kütüphaneyi kirletmiştir. Ben evde su testisi bırakmıştım. Belki de o şimdi bir elma ağacı haline dönüşmüştür. Çünkü Allah her şeyi yaratmaya kadirdir. Atın mutlağa nutfeden yaratılma zarureti yoktur. Ağacın da mutlağa tohumdan yaratılması zaruri değildir. Hatta ağacın bir şeyden yaratılması zorunlu değildir. Olabilir ki daha önce mevcut olmayan şeyler şimdi yaratılmış olsun. Hatta şimdiye kadar görmediği bir insana bakıp kendisine bu doğmuş mudur denildiğinde tereddüt etmek muhtemeldir ki çarşıdaki bazı meyveler insan haline dönüşmüştür. İşte bu insanda odur. Allah mümkün olan her şeye kadirdir. Bu hususta tereddüt gerekir diyebilir. Bu sanatın tasviri hususunda sınırlar genişletilebilirse de bu kadarı kafidir. Buna cevap olarak diyebiliriz ki olması mümkün olan bir şeyin olmaması için insanda bir bilginin yaratılmasının caiz olmadığı sabit olursa sizin söz konusu ettiğiniz bu muhaller lazım olur. Sizin irade ettiğiniz bu şekillerden biz şüphe etmiyoruz. Fakat allah Teala bizim için o mümkünatı yapmadığını bildiren bir bilgi halk etmiştir. Biz bu durumların vacip olduğunu değil mümkün olduğunu iddia ediyoruz. Olabilir de olmayabilir de. Alışkanlığın sürekliliği ve ardarda gelmesi zihnimizde onların olayların ayrılmaz biçimde başka türlü olmayacak şekilde Geçmiş alışkanlıklara uygun olarak cereyanına müsaade ediyor. Hatta onlar filozofların zikrettikleri yollarla peygamberlerden bir peygamberin falancanın yarın yolculuktan dönmeyeceğini bilmesi caizdir. O kişinin dönmesi mümkün olmakla beraber o peygamber bu mümkünün vuku bulmayacağını bilmektedir. Hatta avamdan bir kişinin bakışı gibi bakar ve avamdan olan o kişinin hiçbir konuda gaybı bilmediğini ve öğrenmeksizin makulatı idrak etmediğini bilir. Buna rağmen onların, filozofların mümkün olduğunu kabul ettikleri ancak mümkün olan bu şeyin vuku bulmadığını bildikleri hususunda o kişinin nefsinin takvası ve tahmin gücü sayesinde peygamberlerin Allah'ın selat ve selamı onların üzerine olsun kavradıkları gibi kavrayabileceğini inkar etmezler. Eğer Allah alışılageleni yırtar, ortadan kaldırır da adetlerin yırtıldığı bir zamanda bu tür faziletleri gerçekleştirirse bu bilgileri yani onların olmayacağına dair bilgileri kalplerinden çıkarır ve onları yaratmaz, yerine başka bilgiler yerleştirir. Öyleyse bir şeyin Allah'ın takdirinde mümkün olmasına ve daha önce geçen bilgisinde cereyan etmiş bulunmasına rağmen bazı vakitlerde mümkün olduğu halde onu yapmayıp o vakitte bu mümkün olan şeyi yapmayacağı konusunda bizde bir bilgi yaratmasını önleyen bir engel yoktur. İkinci metod ise ki bu metotta teşniyattan kurtuluş vardır. O da şöyledir. Biz kabul ederiz ki ateş öyle bir yaratılışla yaratılmıştır ki benzer iki pamuk onunla karşılaşsa ikisini de yakar ve her yönde aynı oldukları takdirde aralarında fark gözetmez. Bununla beraber biz bir peygamberin ateşe atılıp da ya ateşin niteliğinin değiştirilmesiyle ya da peygamber aleyhisselamın bedeninin niteliğinin değişmesiyle yanmamasını caiz görürüz. allah Teala'nın ya da meleklerin ihdas ettiği bir özellikle ateşin niteliği değişir. Peygamberin bedenine isabet eden ısısı azalır ve onu yakmaz. Ateş ısı şeklinde ve hakikati olduğu gibi baki kaldığı halde ateşin ısısı peygambere ulaşmaz ve onu etkilemez. Ya da peygamberin bedeninde onu et ve kemik olmaktan çıkarmayan fakat ateşin etkisini ortadan kaldıran bir nitelik meydana gelir. Kendisini talk ile sıvayıp yanan fırına çıkan ve ateşten etkilenmeyen kimseler görüyoruz. Bunu görmeyen onun vukuunu inkar eder. Allah'ın ateşi veya bedene yanmayı önleyecek şekilde nitelik verebileceğini inkar etmesi. Talakı ve etkisini görmeyenlerin inkarı gibidir. Allah'ın gücü içerisinde ne garip ve acayip haller vardır ki biz onun bütününü müşahede etmiş değiliz. Öyleyse neden mümkün olduğunu inkar edelim ve müstahil olduğuna hükmedelim? Ölünün diriltilmesi ve asanın ejderhaya çevrilmesi de aynı şekilde bu yolla mümkün olabilir. Şöyle ki madde her şeye kabiliyetlidir. Toprak ve diğer unsurlar bitki haline dönüşür. Sonra bitki hayvanın onu yemesiyle kan haline dönüşür. Sonra kan sperm haline dönüşür. Sonra sperm annenin rahmine dökülür ve canlı olarak yaratılış kazanır. Bu alışılan şekliyle uzun bir zaman içerisinde vuku bulmaktadır. Öyleyse hasım, muhalifimiz olan filozoflar, Allah-u Teala'nın maddeyi alışılandan çok daha yakın yani kısa bir zaman içerisinde bu merhalelerden geçirmeye muktedir olduğunu niçin muhal sayıyor? Bu olayın çok daha az bir vakitte cereyanı caiz olduğuna göre bu güçlerin ameliyesini çabuklaştırarak Peygamber aleyhisselat için mucize olan halin meydana gelmesi de caiz olur. Denilirse ki bu mucize peygamberlerin kendisinden mi sadır oluyor yoksa peygamberin istediği Yoksa peygamberin isteği halinde başka ilkelerden bir ilkeden mi? Deriz ki siz peygamberin ruhi gücüyle yağmurun yağdırılmasını, yıldırımın şakımasını ve yeryüzünün sarsılmasını kabul ettiğinize göre bu peygamberin kendi gücüyle mi yoksa bir başka ilkeden mi hasıl olmaktadır? Bizim bu konuda diyeceğimiz sözümüz sizin o konuda söyleyeceğiniz sözün aynısıdır. Bizim içinde, sizin içinde evla olan bunların vasıtasız olarak veya melekler vasıtasıyla Allah Teala'ya izafetedir. Lakin olayın hasıl olması gerektiği vakit ona peygamberin himmeti yönelmiş. Şeriatın düzeninin devamlılığını sağlamak için hayır nizamı bunun zuhurunu tayin etmiş ve böylece peygamberin himmeti vücut yönünden bir mürecih durumuna gelmiştir. Şu halde şey yani olay kendiliğinden mümkün oluyor. Bu konudaki mebdede müsamahalı ve cömert davranıyor. Fakat olayın mebdeden vücut bulması için onun vücudunu gerektiren bir tercih unsuru bulunması ve hayrında burada olayın vücudunda tayin etmiş olması icap ediyor. Sadece olayın meydana gelmesinde bir peygamberin peygamberliğini ispat ederek Hayrı yaygınlaştırmak için ona ihtiyaç hasıl olmasıyla o olayda hayır tayin ediyor. Onlar Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bu konuda ihtisas kapılarını açtıkları ve peygamberin insanların alışkanlığına aykırı özelliklere sahip olduğunu kabul ettikleri takdirde kendi sözleri uyarınca kendileri için bunların kabulü uygun ve lazımdır. Çünkü bu ihtisas miktarının ne kadar mümkün olduğunu akıl kestiremez. Fakat şeran tasdiki varit olduğuna ve naklende mütevatir olarak geldiğine göre bunu yalanlamak gerekmez. Ez cümle canlı şeklini nutfeden başka bir şey kabul etmiyor. Onlara yani filozoflara göre canlılık gücü nutfeye mevcudatın ilkeleri olan melekler tarafından verilir. İnsan nutfesinden sadece insan yaratılır. At nutfesinden de sadece at yaratılır. Nutfe attan ürediği için at şeklinin diğer şekillerden daha uygun olması nedeniyle at şeklini alması tercihen icap ediyor. Nutfe tercih edilen şekli ancak böylece kabullendiği için ne arpadan buğday ne de armut tohumundan elma yetişmektedir. Sonra biz haşere gibi bazı canlı cinslerini görüyoruz ki topraktan doğarlar ama kendileri birbirlerini doğurmazlar fare, yılan ve akrep gibi bazı hayvan cinsleri de görüyoruz ki hem kendileri doğururlar hem de birbirinden doğarlar. Bunların hepsi de topraktan doğarlar. Ancak şekilleri kabul hususundaki yetenekleri bizim göremediğimiz nedenlerden dolayı farklıdır. Beşerin gücü bu nedenleri bilmeye yeterli değildir. Zira onlara, filozoflara göre varlıkların şekilleri, meleklerin isteğine göre ve maksatsız olarak meydana gelmez.'' Hatta her mahalde ancak onu kabulü elverişli olan şey meydana gelir. Çünkü meydana gelecek hale kendisi müsaittir. İstidatlar ise değişiktir. Bunların ilkesi onlara, filozoflara göre, yıldızların karışımı ve ulvi cisimlerin hareketlerdeki orantı farklılığıdır. Buradan ortaya çıkıyor ki, kabiliyetlerin ilkeleri garip ve acayiptir. Şöyle ki, tılsım sahipleri, büyücüler, astroloji ve madenlerin cevherlerindeki özellikleri öğrenerek madeni özelliklerle semavi güçleri karıştırmayı başarmışlar ve bu topraklardan şekiller elde etmişlerdir. Onun için özel bir şans bulmuşlardır ve bu sayede dünyada garip işler meydana getirmişlerdir. Şöyle ki bazen bir akrebi bir yılanı bir beldeden bir başka beldeye sürmüşler biti bir beldedin uzaklaştırmışlar ve tılsım bilimiyle öğrenilen buna benzer birçok şeyleri yapmışlardır. Şu halde istidadların mebdeleri kontrolümüzden çıktığına, bizim onların derinliğini kavramamız mümkün olmadığına ve onları belirleme yolumuz bulunmadığına göre bazı cisimlerin şekli kabule müsait hale gelerek bazı merhaleleri en kısa zamanda aşma istidadının hasıl olmasının, ve bunun mucize şeklinde ortaya çıkmasının müstahil olduğunu nereden bilebiliriz? Bunun mümkün oluşunu inkar ancak havsalı darlığının, yüce varlıklarla ünsiyet eksikliğinin, Allah Sübhanehu'nun yaratılış ve fıtrat kanunlarındaki esrarını görememenin ifadesidir. İlimlerin garipliklerini düşünebilenler, Peygamber ve Vesselam'ın Peygamberlerden herhangi bir konuda zuhur eden mucizeleri gerçekleştirmenin Allah'ın kudretinden uzak olmayacağını kabul eder. Denilirse ki her mümkünün Allah'ın kudreti dahilinde olduğu görüşünüzde biz sizi destekliyoruz. Siz de her muhalin kudret dahilinde olmadığı konusunda bizi destekliyorsunuz. Objelerden bir kısmının müstahil olduğu, bir kısmının mümkün olduğu bilinir. Bazı objeler konusunda ise akıl durur. Onun müstahil ve mümkün olduğu konusunda bir hüküm yürütmez. Şimdi size göre muhalin haddi tarifi nedir? Şayet bu muhal bir objede nef ile ispatı cem etmekten ibaret ise, o zaman şöyle deyiniz. Bu olmayan ve o da bu olmayan iki objeden birinin varlığı diğerinin de varlığını gerektirmez. Ve yine deyiniz ki Allah Teala murad ettiğini bilmeden iradeyi yaratmaya hayat sahibi olmadan ilmi yaratmaya kadirdir. Bir ölünün elini oynatmaya, onu oturtarak eliyle ciltlerle kitap yazmaya, maharetler icra etmeye muktedirdir. O ölünün gözü açıktır. Bakışı kendine doğru çevrilmiştir ancak görmez. Canlılıktan eser yoktur ve onun buna gücü yetmez. Sadece bu sıralanan fiilleri onun elini oynatarak Allah Teala halk eder. Onun hareketi Allah Teala tarafındandır. Bunu caiz görmekle ihtiyari hareketle, sarsıntı hareketi yani refleks arasındaki fark ortadan kalkar. Bu takdirde muhkem fiil bilgiye delalet etmediği gibi failin kudretine de delalet etmez. Aynı şekilde cinsleri değiştirmeye de gücünün yetmesi gerekir ki canlıyı sansıza taşı altına çevirebilme gücüne sahip olduğu gibi. Cevheri araza, bilgi, kudrete, siyahı, beyaza, sesi, kokuya çevirebilir. Aynı şekilde onun için sayısız muhalleri gerçekleştirmek lazım gelir. Cevap olarak denir ki onun için muhal farz edilmez. Çünkü muhal bir şeyi olumsuz olduğu halde olumlu kılmaktır veya geneli olumsuz olduğu halde onun özelini olumlu kabul etmektir veya biri reddedip ikiyi kabul etmektir neticede buna dönüşmeyen şeyler muhal değildir muhal olmayan ise var sayılabilir muhal farz edilir siyahla beyazı birleştirmek muhaldir çünkü biz her yer için siyahın siyahlık şeklini olumlu kabul etmekle beyazın mahiyetini o yerden nefyettiğimizi, olumsuz kıldığımızı anlarız. Siyahın olumlanmasından müsbet kabul etmek, beyazın olumsuz, menfi olduğu anlaşılınca olumsuzlanan beyazın olumsuzlanması muhal olur. Olumsuzlanan beyazın olumlanması muhal olur. Bir şahsın iki yerde birden olması şunun için caiz değildir. Biz onun evde olmasından evin dışında olmadığını anlarız. Öyleyse onun evin dışında olmadığını belirlemekle evde olmasından dolayı evin dışında olmasını farz etmek varsaymak imkansızdır. Keza bir iradeden bilinenin talebini alırız. Bir şeyin talep edildiği kabul edilir de bilinmediği söylenirse bu irade olmaz. Çünkü onda bizim anladığımızın olumsuzu vardır. Cemaatta, katı varlıklarda bilginin yaratılması müstahildir. Çünkü biz Katı varlık tabiriyle idrak etmeyen varlığı anlıyoruz. Eğer onda idrak yaratılırsa ona bizim anladığımız manada katı demek muhaldir. Eğer idrak edemezse hadisin bilgi adını alması ve buna rağmen girdiği yeri idrak etmemesi muhaldir. Onun muhal oluş şekli böyledir. Cinslerin değiştirilmesi konusuna gelince bazı kelamcılar bunun Allah'ın kudreti dahilinde olduğunu söylemişlerdir. Biz deriz ki bir şeyin başka bir şeye dönüşmesi düşünülemez. Çünkü siyah, bulanık, gri renge dönüşünce bu durumda siyahlık baki midir, değil midir? Eğer siyahlık yoksa dönüşmemiş demektir. Siyahlık yok olmuş, onun dışında başka bir şey var olmuştur. Eğer siyahlık bulanıklıkla birlikte mevcut ise o yine değişmemiştir. Ancak ona başkası eklenmiştir. Eğer siyahlık baki ise ve bulanıklık yok ise yine o şey başka bir şekle dönüşmemiş olduğu şekilde kalmıştır. Biz kan meniye dönüştü dediğimiz zaman bununla o maddenin aynen bir şekli attığını ve başka bir şekli giydiğini kastediyoruz. Hasılı kelam bunun sonucu şudur. Bir şekil yok olmuştur ve bir şekil meydana gelmiştir. Ortada mevcut bir madde vardır ve o maddenin üzerindeki şekil ardarda geçmiştir. Su ısınarak havaya dönüştü dediğimizde şunu kastetmiş oluyoruz. Su şeklini almaya kabiliyetli madde su şeklini terk etmiş ve başka bir şekli kabul etmiştir. Madde müşterektir, şekil ise değişiktir. Aynı şekilde asa ejderhaya dönüştü, toprak canlıya dönüştü dediğimiz zaman da bunu kastediyoruz. Arazla cevher, siyahlıkla bulanıklık ve diğer türler arasında da müşterek bir madde yoktur. Bu bakımdan o da muhaldir allah Teala'nın ölünün elini hareket ettirmesi ve onu oturan bir canlı haline dikerek elinin hareketinden manzum bir yazı yazmasını sağlaması, hadisler için ihtiyar sahibi bir iradeyi muhal kabul etmekte kendiliğinden müstahil değildir. Sadece alışkanlık bunun hilafına cereyan ettiği için garip karşılanır. Sizin bununla fiilin, failin bilgisine hüküm için delalet etmesi batıl olur sözünüz böyle değildir. Zira şimdi fail Allah Teala'nın kendisidir ve o fiilliğini bilir. Titreme ile refleks ihtiyari hareket arasında fark kalmaz. Sözünüze gelince biz de deriz ki biz bunu kendi nefsimizde idrak ettik. Çünkü biz kendi nefsimizde iki hal arasında zaruri bir ayrım yapmanın gerekliliğini müşahede ettik ve bu farkı kudret deyimiyle ifadelendirdik. Bildik ki mümkün olan iki kısımdan vaki olan birisi bir halde diğeri de başka bir haldedir. Bu bir halde gücü yeterek hareketin icadı, diğer halde ise gücü yetmeden hareketin meydana gelmesidir. Bizden başkalarına baktığımızda da düzenli birçok hareket görürüz. Buradan o kişinin harekete gücünün yettiği bilgisi hasul olur. Bu bilgileri Allah-u Teala alışkanlıklar uyarınca halk eder. Biz o bilgiye imkanın iki kısmından birinin varoluşunu bilebiliriz. Ancak ikinci kısmın müstahil olduğunu açıklayamayız. Nitekim daha önce geçmişti. 18. mesele Onların, filozofların, insan nefsinin ruhani bir cevher olup kendiliğinden kaim olduğu, bir yer tutmadığı, cisim olmadığı, cisim tabiatına girmediği, Allah alemin dışında değildir, içinde de değildir, Melekler de öyledir dedikleri gibi bedene bitişik olmadığı ve ondan ayrı olmadığı hususunda akli burhan getirmekten aciz bırakılmalarına dairdir. Bu konuya dalmak onların hayvani ve insani kuvvetler konusundaki görüşlerini açıklamayı gerektirir. Onlara göre hayvani kuvvet canlı güç iki kısmı ayrılır kuvveyi muharrike itici güç ve kuvveyi müdrike kavrayıcı güç. Kuvveyi müdrike de iki kısımdır. Zahir ve batın. Zahir beş duyudan ibarettir. Bu güçler cisimlerin tabiatına karışmış anlamdan ibarettir. Batın ise üç çeşittir. Birincisi beynin önünde ve görücü kuvvetin gerisinde bulunan kuvveyi hayaliye, hayal edici kuvvettir. Görünen objelerin şekilleri, göz yumulduktan sonra orada kalır. Beş düğü vasıtasıyla gelen bilgiler orada toplanarak onun içine yerleşir. Bunun için onlara müşterek his adı verilir. Eğer bu nokta olmasaydı beyaz balı görüp de onun tadını tadarak anlayabilen kimse ikinci defa gördüğü takdirde ilk defa olduğu gibi onu tatmadıkça tadını idrak edemezdi. Ancak orada hüküm veren bir anlam vardır. Şöyle ki bu beyaz tatlıdır. Hükmü verilir. Öyleyse onun içerisinde hüküm verici bir mekanizma da bulunur. Çünkü onun yanında her iki durum birleşmiştir. Yani renkle tat. Nihayet birinin varlığı halinde diğerinin varlığına da hükmetmiş olmaktadır. İkincisi kuvve-i vehimmiyedir. Bu anlamları idrak eder. Öyle sanılıyor ki şekilleri idrak eden ilk kuvvet de Buradaki şekillerden Murat, varlığı maddeye yani cisme muhtaç olan şeydir. Manalardan murat varlığı, cismi gerektirmeyen, ancak cisim halinde olmak, kendisi için araz olan, düşmanlık ve uyuşma gibi şeydir. Koyun, kurdun rengini, şeklini ve durumunu idrak eder. Bu idrak ancak cisim halinde olur. Aynı şekilde koyun kendisine, onun, kurdun, muhalif olduğunu da idrak eder. Oğlak da annenin şeklini ve rengini idrak eder. Sonra onun kendisine uygun ve muvafık olduğunu öğrenir. Bunun için kurttan kaçar ve annenin peşinden koşar. Ancak gerek muhalefet ve gerekse muvafakat renk ve şekli gibi cisimler için zorunlu unsurlar değildir. Fakat muvafakat ve muhalefet bazen cisimlere de araz olur. Şu halde bu kuvvet ikinci kuvvetten ayrılır yeri beynin sonundaki karıncıktır. Üçüncü güce gelince bu da hayvanlarda mütehayyile ve insanlarda müfekkire adını alan kuvvettir. Bu kuvvetin görevi duyularla alınan şekilleri birbiriyle takip etmek ve anlamların şekillere uyumunu sağlamaktır. Bu kuvvet beynin orta karıncığında şekiller ile anlamların korunduğu yerin hafıza arasındadır. Bunun için insan uçan atı ve başı insan başı ve bedeni at bedeni olan şahsı ve daha buna benzer bir takım terkipleri görmemiş olsa da tahayyül edebilir. Evla olan bu kuvvetin kuvveyi müdrikeye değil, ileride gelecek olan kuvveyi muharikeye ilhak edilmesidir. Bu kuvvetlerin beynin içindeki yerleri tıp ilmiyle bilinir. Çünkü bu karıncıklara bir arıza geldiği zaman bu güçler çalışmaz. Sonra onlar filozoflar iddia ettiler ki beş duyu vasıtasıyla duyumlanan duyumların ve şekillerin yer aldığı bu kuvvet o şekilleri aldıktan sonra da sürekli muhafaza eder. Bir şey bir şeyi muhafaza eder ancak o şeyi kabul ettiği güçle değil. Çünkü su kabul eder ancak muhafaza etmez. Mum yaş olarak kabul eder, kuru olarak muhafaza eder su ise bunun aksinedir. Bu itibarla hafıza gücü alıcı kabul edici güçten ayrılır. Bunun içinde ona kuvve-i hafıza, koruyucu güç adı verilir. Keza anlamlarda kuvve-i vehmiye de tab edilir ve kuvve olarak muhafaza edilirler. Bunu muhafaza eden güce de zakire adı verilir. Böylece batini idraklerde ona kuvve-i eklenmesiyle birlikte zahiri idraklar gibi beşe çıkmış olurlar. Kuvveyi muharikeye, itici güç. Gelince bu da iki kısma ayrılır. Birincisi harekete sevk edici anlamında itici kuvvet. İkincisi hareketi doğrudan yapan ve hareketin faili anlamında muharrik kuvvet. İtici anlamda muharrik kuvvet fıtri arzu gücüdür. Bu güç kuvveyi hayaliyede istenen veya kaçınılması gereken şekli canlandırıcı fail olan hareket ettirici kuvveti harekete sevk eder. Bunun iki şubesi vardır. Bir şubesine kuvveyi şehavaniye adı verilir. Bu kuvvet zevk elde etmek için faydalı veya zararlı hayal edilen eşyaya yaklaşmayı sağlayan harekete sevk eden güçtür. Diğer şubesine de kuvveyi gadaviye adı verilir. Bu kuvvet Egemenlik elde etmek için zararlı veya bozguncu hayal edilen eşyayı itmek üzere harekete sevk eden güçtür. Bu kuvvetle iradi ismi verilen fiil üzerinde tam toparlanma gerçekleşir. Fail olan anlamında muharrik güce gelince bu güç sinirlerde ve kaslarda yaygındır. Görevi kasları kasmak ve kuvvetin yer aldığı noktaya çekmek üzere organlara bağlı olan bağları ve kas tellerini uzun süre kasmak, kendine çekmek veya bırakmaktır. Böylece teller ve bağlar öncekinin tersine bir şekil alır. Tafsilatı bırakarak özetleyecek olursak, nefsi hayavaninin güçleri bunlardır. Onların, filozofların yanında Natıka adı verilen insani akledici nefse gelince onlara göre natıkadan murat akledilir. Çünkü konuşma zahiri itibariyle aklın en özel ürünüdür. Bunun için akıl konuşmaya nispet edilmiştir. Bunun iki gücü vardır. Kuvve-i alime ve kuvve-i amile. Her birisine de akıl adı verilir. Ancak bu isim de iştirak bakımındandır. Kuvve-i amile, İnsan bedenini harekete geçiren ilk mebde güçtür. İnsanı has rahatlık içerisinde düzenlenen insancıl sanatların mertebelerine doğru bedeni tahrik eder. Kuvve-i alime ise nazariye adı verilen bir güçtür. Bu güç madde, mekan ve cihetten uzak düşünülebilen gerçekleri idrak eder. Bu külli kaziyelere kelamcılar bazen ahval bazen de vücuh adını verirlerken filozoflar mücerret külliler adını verirler. Şu halde iki yana kıyasla ruhun iki gücü vardır. Meleklere yönüne göre kuvveyi nazariye. Bununla meleklerden hakiki bilgiler alır. Bu kuvvet üstten geldiği için devamlı kabul edilmesi icap eder. Kuvveyi ameliye ise ona yani kuvveyi alimeye göre daha aşağıdadır. Onun yönü bedenin iradesi, ahlakın ıslahı yönüdür. Nefiste bedenin niteliklerinden rezilikler adı verilen bağımlı birimler oluşmaması için bu gücün bedeninin diğer güçlerine hakim olması ve diğer güçlerin onun uslandırılması ile edeplenmesi ve onun emrine boyun eğmesi gerekir. Bu sayede o bunlardan etkilenip münfail olmaz. Aksine o güçler kendisinden etkilenirler. Nefiste faziletler adı verilen birimlerin oluşabilmesi için bunun kuvve amilenin hakim olması gerekir. Onların hayvani ve insani güçler diye açıkladıkları ve uzun uza diye izah ettikleri fikirlerin özeti budur. Nebati kuvveti zikretmekten uzak kaldık. Çünkü burada onu zikretmeye gayemiz bakımından gerek yoktur. Bu konuda zikrettikleri şeylerin hiçbirisi şeriat bakımından inkarı gerekli hususlar değildir. Çünkü bunlar müşahede ile bilinen hususlardır. Allah kanununu bunlara göre icra etmektedir. Ancak biz onların nefsin kendiliğinden kaim olan bir cevher olduğunu, aklın burhanlarıyla bilme iddialarına itiraz etmek istiyoruz. Bu iddialarına itiraz ederken bu iddialarını Allah'ın kudretinden uzak sayanların veya şeriatın bunun tersini getirdiğini öne sürenlerin itirazı gibi itiraz etmiyoruz. Bilakis biz Haş ve Neşrin tafsilatında açıklayacağımız gibi şeriatın bunu tasdik ettiğini biliyoruz. Sadece onların iddialarını mücerret aklın delaletiyle inkar ediyor ve şeriatın bundan müstani olduğunu belirtiyoruz. Öyleyse onlardan delilleri isteyelim. İddialarına göre bu hususta birçok burhanları vardır.